Biz de çok üzülüyoruz. Çok seviyoruz seni. Ne olur aç kapıyı. Sen eskiden hiç yalan söylemezdin teyze. Ama şimdi yalan söylüyorsun işte. Seviyorum diyorsun. Sevmiyorsun işte, sevmiyorsun. Sevseydiniz hiç böyle olur muydu? Eninde sonuna geçecek isyanı. Merak etme. Üzme kendini. Söz vermiştiniz. Hep elimden tutacaktınız. Ta siz yaşlanana kadar. Büyüce de birlikte yaşayacaktınız. Hani bu masaldaki gibi. Ateş parçası. Ömrümüzün sonuna kadar yanında olacağız biz senin. Sadece boşanıyoruz. Senden asla ayrılmayacağız. Her zaman senin yanında olacağız. Birbirinizden de ayrılmayın. Bu masaldaki gibi olmayın. Yusuf, hadi aç kapıyı, yüz yüze konuşalım. Bak, istersen bu gece birlikte uyuruz. Hayır, istemiyorum. Ben yalnız uyuyacağım. Sen gidince yere hep yanlış uyumayacak mıyım ben zaten? Müsait misin? Belli etmiyor ama o da üzülüyor benim gibi. Çocuğun ailesini kaybettiğinde ne kadar sarsılabileceğini küçük yaşta yaşayarak öğrendim ben. Babam, annem gittiğinde, intihar etmeden önceki gece bir söz vermişti bize. Sabah alışveriş yapacakmış. Birlikte güzel bir kahvaltı yapacakmışız. Sonra hep birlikte evi tamir edecekmişiz. Her şeyi hali yola sokacakmışız. Öyle demişti. Ama öyle hasta, öyle güçsüzdü ki. Annem bizi yeni terk etmişti, perişandı. Cebinde iki ekmek alacak parası bile yoktu. Hepsini biliyordum. Ama yine de inandım. Çünkü babam da o benim. O zaman sabah seni erkenden uyandıracağım deyip yanaklarından öpüp gittim.
Gece devrilen sandalyenin sesine uyandım. O da bizi bırakıp çekip gitmişti. Ben de Yusuf, benim yaşadığım acıları yaşamasın istedim. Tek derdim buydu. Yalçın abim Yusuf'un kokusunu özlerdi yurt dışına, şehir dışına seyahatlere çıktığımızda. 15 dakikada bir ablandan fotoğraflarını isterdi. Ablan da abim de onu çok severlerdi. Hiç ayrılmayacaklarına dair birbirlerine söz verdiler. Ama sözlerini tutamadılar. Önce abim gitti. Sonra da ablan. Ben de daha o yaşta Yusuf'un benim gibi paramparça olmasından çok korktum. Ateş parçası yalnız kalmayacak dedim. Öyle sert bir kayaya dönüştüm ki ne yapacağımı bilemedim. Sonra sen geldin. O zaman biz bir aile olduk. Onun annesi babası olduk. Onun ailesi biz olduk. Ateş parçası şimdi bir kayıp daha yaşamaktan korkuyor. Evet. Ama görecek. Ne yaşarsak yaşayalım Yusuf yalnız kalmayacak. Elini tutmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz ona bir söz verdik ve o sözü tutacağız. Görecek bunu. Sözümüz.